Photoshop 2025'e çok harika özellikler geldi arkadaşlar. Bu videoda hepsinden biraz biraz bahsetmeye çalışacağım. Yapay zeka tarafındaki geliştirdikleri bayağı bir özellikleriyle birlikte Adobe Firefly'ın modelin 3'ünü deneyeceğiz. Generate Fill özelliği ile ilgili değişen bazı özellikler var. Onlar birlikte göreceğiz. En büyük özelliklerden bir tanesi 3D modelleme ile ilgili çok farklı görselleri tasarlayabileceğiz. Photoshop'tan otomatik tel kaldırmaktır ya da istememiş olduğunuz insanları otomatik olarak ortadan arka plandan yok etmektir. Ve son olarak... Bak arkadaşlar Photoshop'un içerisinde tamamen çalışır bir şekilde harika yapay zeka görseleri üretebileceğimiz bir çalışma alanımız olacak. Bu özelliği de arkadaşlar beta sürümünde inceleyeceğiz. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden bilgisayarımızın başına geçelim. Bakalım sırayla. Photoshop 2025'e neler gelmiş? İlk olarak arkadaşlar bu 3D özelliği ile alakalı gelen gelişmelerden bahsetmek istiyorum. 2025 ile alakalı böyle bu tel kaldırmaydı ya da ne bileyim işte insanları otomatik olarak yok etmeydi. Bunlarla alakalı böyle çok kişi fazla video çektiğinden kaynaklı ilk sıraya otomatik olarak bu özelliği koydum. Videonun ilerleyen sürelerinde de o tarz özelliklerden de bahsedeceğim zaten. Şimdi arkadaşlar bu 3D materyal özelliğini nasıl kullanıyoruz? Gelin hep birlikte bir öğrenelim. Ben Photoshop'ta bu tarz böyle bir örnek bir çalışma hazırladım. Tasarımın hiçbir önemi yok. Kesinlikle onu aldırış etmeyin. Bu şekilde gördüğünüz gibi katmanları açıp kapattığımda burada tamamen görmüş olduğunuz gibi bir tane kulaklık mevcut. Bu kulaklığın arkadaşlar layer özelliklerine geldiğimizde görmüş olduğunuz burada bir 3D alan çıkıyor. Buna çift tıkladığımızda arka planda tamamen 3D modellemeler üzerinde işlem gerçekleştirebileceğimiz bir panel devreye giriyor. Bu paneli arkadaşlar şu an için beta sürümünde olduğu için sizlere göstereceğim nereden indirmeniz gerektiğini. Creditin Cloud üzerinden indirmeniz gerekiyor. Cretin Cloud'a tıkladığımızda uygulamalardan tüm uygulamaların yanında görmüş olduğunuz gibi ilk öncelik olarak beta Photoshop'u indirmeniz gerekiyor ve burada sizde direkt kur olarak yazar ben indirmiş olduğum için aç yazıyor yine bu görmüş olduğunuz 3D görüntülemeyi sağlayan bu programı kurmanız gerekiyor arkadaşlar bu 3D özelliği ile alakalı arkadaşlar daha detaylı bir eğitim içeriği istiyorsanız yorumlar kısmınıza belirtirseniz sevinirim Çünkü şu an anlatacağım özellikler tamamen böyle yüzeysel kapsamda olacak o yüzden düşüncelerinizi paylaşmaktan hiçbir şekilde çekinmeyin. Bu karşımıza çıkan panelin içerisinde arkadaşlar modellemenin herhangi bir pozisyonunu değiştirmek olsun, büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlamak olsun ya da kompozisyonla alakalı değişikler olsun modellemenin tipine göre birden fazla seçenek burada gerçekleştirebiliyoruz. Hemen yukarısındaki tuval şeklinde olan ikona tıkladığımızda arkadaşlar appearance bölümüne Buradan da direkt modelin üzerindeki materyal işlemlerini değiştireceğimiz kısmına giriyoruz. Bu çalışma alanı biraz daha büyüteyim de görme işlemimiz biraz daha kolay olsun. Sol taraftaki bölüme geldiğimizde arkadaşlar, kulaklığın içerisindeki kullanmış olduğumuz bütün materyalleri buradan direkt görebiliyoruz. Buradaki işlemi normal katman mantığında düşünebilirsiniz. Kulaklığın her bir bölümünü ayrı bir, materyal efekt uygulayarak işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Materyaller içinde bu görmüş olduğunuz preset alanından da arkadaşlar sürükle bırak yöntemiyle istediğiniz yere bırakarak gördüğünüz gibi oradaki dokuyu otomatik olarak bu şekilde direkt olarak değiştirebilirsiniz. Her dokunun kendisine ait bir tarzı var. Siz buradan ne tarz bir materyal uygulayacaksanız ona göre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben tamamen arkadaşlar burada uygulanabilir mantığını size anlatmaya çalışıyorum. Sol tarafta resolution bölümünden her bölgenin ayrı ayrı piksel kalitesini bile ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanvasın yan tarafında 3D View bölümüne tıklayarak arkadaşlar modellemenizi, çalışma alanınızı bu şekilde daha negatif bir ortamda modellemeyi tam görebileceğiniz şekilde görebiliyorsunuz. Onun altındaki bölümden arkadaşlar gölgelendirme olarak modellemenin perspektifine göre iç ya da dış mekana göre ya da gün ortamındaki ışık değerlerine göre modellemenin gölgesini bu şekilde verebiliyorsunuz. Aynı zamanda uygun kompozisyon alanına göre de gölgelendirmenin pozisyonunu ve aynı zamanda ışık değerini de direkt ayarlayabiliyorsunuz. Bu gölgelendirme işlemini de arkadaşlar isterseniz arka plana oturması açısından direkt böyle noise vererek ya da arka planının rengini değiştirerek de işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu ara çubuğun içerisindeki birçok özellik arkadaşlar dediğim gibi detaylıca anlatılması gereken bir konu. Ama tamamen buraya kadar böyle yüzeysel anlatmaya çalıştım. Bu 3D konusuyla alakalı arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim özelliğe geliyoruz. Işık ayarlarını gerçekleştirdiğimiz kısmın altında generate özelliği var. Yapay zeka destekli olarak yazmış olduğumuz prompta göre arkadaşlar objemizin tarzında bulunduğu kompozisyonda gördüğünüz gibi arkadaşlar modeli direkt buraya yerleştirecek şekilde otomatik olarak arka plan görselleri oluşturmamızı sağladı. İsterseniz yazmış olduğunuz prompta göre arkadaşlar bu işlemi biraz daha farklı hale getirebilirsiniz. Ben dark stone background diyerek ekstra bir ekleme yaptım sizin görmeniz açısından. Gerçekten güzel işlemler gerçekleştirdi. Şimdi burada bütün işlemlerimiz bitti diyelim. To Photoshop bölümüne tıklayarak çalışma alanımızda oluşturduğumuz 3D modellemenin perspektifini aynı şekilde arkadaşlar tasarımımıza geçirmemizi sağlıyor. Burada yine büyütme küçültme işlemini yaparak tasarımın içerisinde istediğimiz gibi kompozisyon alanını oluşturabilirsiniz. Bu 3D materyal özelliği ile alakalı anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Videonun başında da söylediğim gibi konuyla alakalı detaylı bir video çekmemi isterseniz yorumlar kısmına yazmanız sadece yeterli olur. Şimdi Photoshop'a gelen diğer özelliklerden bir tanesine geçelim. Otomatik tel kaldırma özelliğini nasıl yapıyoruz? Hızlı bir şekilde öğrenelim arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar 3-4 tane böyle fotoğraf üzerinde deneyeceğiz bu işlemi. İşlemimizi gerçekleştirmek için hemen Remote Tool aracını seçiyoruz. Bu aracımızı seçtikten sonra yukarı tarafta görmüş olduğunuz iki tane alanımız var. Bu alanda Point Distraction bölümüne tıklayıp arkadaşlar kabloların silmesini sağlayabilirsiniz. İşlemler biraz vakit alıyor ama gördüğünüz gibi yapay zeka otomatik olarak kabloların olduğu bölümü bulup direkt silmenizi sağlıyor. Bazı noktalara yaklaştığım zaman e, ne şekilde hatalar verdiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bu işlemi bir de otomatik yapay zeka olarak tamamlamasını değil de kendimiz generate fill özelliğini yani AI özelliğini aktif hale getirelim. Seçmiş olduğu alanı yok etmesini isteyelim. Özelliğin yeni olduğundan mıdır bilmiyorum ama çok da bir fark oluşmadı. Bir de diğer fotoğrafımızda bu özelliği kapatarak gerçekleştirelim. Üçüncü fotoğrafımıza da tekrardan Generate Eye özelliğini kapatıyoruz. Kablolarını direk bulmasını istiyoruz. Bakalım bu şekilde nasıl bir sonuç verecek. Burada garip bir şekilde gerçekten olumlu bir sonuç verdi. Belki havanın şartlarından kaynaklı da olabilir. Yani fotoğrafın çekim zamanından kaynaklı da olabilir. Ama bu tamamen denememiz gereken yani bir durum haline gelmiş. Ama şu an çıkan sonuca göre gerçekten başarılı arkadaşlar. Son bir fotoğrafta daha tekrardan deneyelim. Bakalım bu sefer nasıl bir nasıl sonuç verecek. Burada görmüş olduğunuz gibi şartlar biraz daha zor. Direkt otomatik olarak seçliyorum. Tekrardan tıklıyorum bence başarılı. Yani olması gerektiğinden daha başarılı. İlk fotoğraftaki zamana göre gerçekten güzel bir sonuç verdi. Şimdi Bu özellikten yakalı şöyle bir düzeltme yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdilik yani şu an için sanırım gece çekilen fotoğraflardaki telleri algılamayla ilgili sorunları var. Ama gündüz çekilen fotoğraflardaki telleri tamamen algılayıp ortadan yok edebiliyor. Remote tool özelliğinde arkadaşlar insan kaldırma özelliğini kullanamadım. Yani saçma bir şekilde gerçekten ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde çalıştırmadı. Belki şu an için belli bir güncellemeden sonra çözülebilir bilmiyorum ama çok farklı fotoğraflar denesem de sürekli bu görselde insan bulunamadı gibi bir hata vererek bu işlemi gerçekleştirmedi. O yüzden anlatamıyorum ama aynı tel kaldırma mantığında olduğu gibi direkt görselin üzerinden insanları otomatik olarak seçip kaldırma işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Remote'un kendi aracıyla da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Lokal olarak seçerek direkt seçtikten sonra ortadan kaldırma işlemini de gerçekleştirebiliriz ama ben otomatik olarak yeni gelen bu özelliği şu an için deneyemedim. Şimdi hiç hız kaybetmeden arkadaşlar diğer özelliğimize geçelim. Şimdi bu tarz bir fotoğraf seçimi gerçekleştirdim. Hemen seçtikten sonra alt tarafta Remove Background bölümüne tıklıyorum. Yapay zeka tarafında iyileştirme olduğunu söylemişti Photoshop. Yani Adobe Firefly'nin şu an model 3'ünü kullanıyoruz. Eğer şu anki en son güncel sürümüyle kullanıyorsanız Generate Fill özelliği olsun ya da yapay zeka özelliği ile kullanmış olduğunuz özellikleri tamamen Adobe Firefly Model 3 üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Bununla alakalı özellikleri de şimdi detaylıca anlatacağım sizlere. Arka planı otomatik kaldırdıktan sonra sol taraftaki görmüş olduğunuz gibi araç çubuğumuz Generate Background ve Import Background diyerek iki adet seçenek çıktı. Buradan isterseniz arka planı otomatik olarak yükleyebilirsiniz Import Background diyerek ya da Generate Background diyerek ama biz Import Background yerine arkadaşlar Generate Background diyerek bir arka plan oluşturacağız. Buraya arkadaşlar Circus Night yazıyorum arkadaşlar. Çok basit adımlarla ilerleyerek size anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde arka planlarımızı otomatik olarak oluşturdu. İyi noktalardan bir tanesi gece yazdığım halde fotoğrafımın tonuna uygun bir şekilde ayarladı. Yeni sürümüne gelen özelliklerden bir tanesi arkadaşlar oluşturduğu görselin yan tarafında bir buton çıkarıyor. Bu butona tıkladığımızda fotoğrafın keskinliğini yani daha detaylı bir fotoğraf haline gelmesini ekliyor. Yani manuel yöntemle arkadaşlar o oluşturduğu görsele üzerine biraz daha böyle şarpın ekliyor gibi bir durum söz konusu. Özellikler model 3 olan da var. Yani eğer şu an siz Fotoğrafımızı oluşturduktan sonra hemen kenarındaki kutucukta o özellik çıkmıyorsa Adobe Firefly'ın arkadaşlar ikinci versiyonunu kullanıyorsunuz demektir. Şimdi ilk üretmiş olduğu fotoğrafı arkadaşlar buradaki bölümden tıklayarak generate similar diyerek arkadaşlar aynı bu tarzda daha farklı görseller oluşturmasını istiyorum. Evet gördüğünüz gibi yine farklı farklı şekillerde direkt oluşturdu. Şimdi yapay zeka tarafında geliştirdikleri, iyileştirdikleri diğer kısımlardan bir tanesine geçiyorum arkadaşlar. Crop Tool aracı ile kullanmış olduğumuz nesneleri direkt otomatik olarak arka planını kendi yapay zeka özelliğini kullanarak tamamlıyordu. Şimdi bu özellikle alakalı ne tarz bir gelişmeler var onlara bakalım. Bu işlem içinde crop aracımızı seçiyoruz. Seçtikten sonra yukarı fil bölümünden arkadaşlar generate expand diyoruz. Dedikten sonrasında shift tuşuna basılarak büyütme işlemini gerçekleştirdim. Direkt enter'a basıyorum. Yapay zekanın tamamlamasını bekliyorum. Evet şu an gerçekten başarılı bir şekilde tamamladı. Yani benim şu an beklediğimden güzel çıktı. Şimdi diğer gelen özelliğimize geçelim hızlı bir şekilde. Bakalım bu sefer beta sürümünde gelen bu özelliği beğenecek misiniz? Bu özelliği kullanabilmeniz için arkadaşlar kesinlikle beta sürümün olması gerekiyor. Onu Başta söylediğim gibi, şimdi tekrardan söyleyeyim. Photoshop'umuzu açtıktan sonra arkadaşlar Edit bölümüne geliyoruz. Hemen bu görmüş olduğunuz Generate Workspace alanına tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra karşımıza bir panel çıkaracak. Ben daha öncesinde bazı denemeler yaptım ee, sizlere göstermek ve olayı daha iyi anlatabilmek için. Şimdi bu görmüş olduğunuz alanın içerisinde birden fazla araç çubuğu var. Bu Generate Workspace alanıyla da alakalı arkadaşlar. Gerçekten güzel ekstra bir video çıkartılır. Ama hızlı bir şekilde sizlere yine mantığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu bölümden buradaki mevcut bütün oluşturulan daha önceki görselleri görebiliyorsunuz ama burayla bizim bir alakamız şu an için yok. Benim oluşturduğum görseller burada bu şekilde mevcut. Görsel kalitelerin stillerine göre farklı farklı görmeniz açısından bu şekilde oluşturdum. Ben gerçekten çıkan sonuçları bayağı bir beğendim. Şimdi bu uygulama işleminde ne yapabiliyoruz? Hızlıca size onları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen sağ köşedeki bölümden zaman tünelindeki çalışmaları bu şekilde ön izlemesini yapabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz promptların özellikleriyle birlikte bütün her şeyi bu alanda gördüğünüz gibi yazıyor. Burada ilk bilmeniz gereken sağ taraftaki setting bölümüne tıkladığımızda çalışma alanının ne şekilde olduğu yani işte bu şekilde tam doldurması gerektiği mi ya da çıkarmış olduğunuz imajın tam görseline göre mi buradan ayarlayabiliyorsunuz görsellerinin kalitesini direkt buradan ayarlayabiliyorsunuz burayı bilmeniz sizin için başlangıç çevresinde önemli diğer bilmeniz gereken husus alt taraftan yine buradan boyutlandırmamızı yapabiliyoruz onun altından referans bir stil ya da kompozisyon direkt buradan yükleyebiliyorsunuz. Efekt bölümünden arkadaşlar yapacağınız görselin ne tarzda bir doku oluşturmasını istiyorsanız efekt bölümünden seçiyorsunuz. Bu yan taraftaki bölümün arkadaşlar size ne işe yaradığını en sonunda anlatacağım. Bu çünkü söylenerek çok fazla anlatılacak bir şey değil. Hemen diğer sağ köşemizde oluşturdukları görselleri hızlı bir şekilde mi oluştursun diye bir modumuz var fast mod. Bu özelliği aktif hale getirirseniz arkadaşlar, ürettikleri görselde çok fazla kalite olmayabilir. Ama bu özelliği kapattığınızda arkadaşlar, bilgisayarınızdan daha fazla zaman alarak bir işlem gerçekleştirdiğinizde bilmeniz gerekiyor. Şimdi hızlıca buradan bir görsel oluşturalım arkadaşlar. Rastgele bir prompt yazıyoruz. 2 tane araba neon bir sokakta diye yazdım. Generate özelliğine tıklayarak bu şekilde görselimizi oluşturuyoruz. Bu işlem bilgisayarınızın performansına göre tabii ki de değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazmış olduğumuz prompta göre ve seçmiş olduğumuz stile göre 4 adet görselimizi oluşturdu. Buradan bunun stilini değiştirelim temadan sinematik bir tonda daha farklı bir boyutlandırma seçelim. Tekrardan generate diyelim. Promptumuz çok basit olduğu için görsel kalitemiz de gördüğünüz gibi o şekilde oluştu arkadaşlar. Ben tamamen size bu workspace alanını tamamen anlatmaya çalışıyorum. Şimdi stili değiştirdiğimizde çıkardıkları görsel kalitesi de otomatik olarak değişti arkadaşlar. Şimdi burası arkadaşlar birçok böyle text to image yapay zeka aracıyla aynı mantıkta çalışıyor. Sadece workspace alanında bu doğrultuda ve bu görsel çerçevede işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Burada Adobe'un getirdiği en güzel özellik tamamen şimdi göstereceğim özellik. Ben bu kısmı gerçekten çok sevdim. Çalışma alanımıza tekrardan geliyorum. Red kısmını siliyorum. Sildikten sonrasında referans alması açısından da buradan bir adet oluşturduğum görseli seçiyorum ve seçtikten sonra hemen onun altındaki red bölümüne tıkladım. Burada farklı farklı istemlerde bulunabilirim. Bu oluşturduğum görselleri generate diyorum. Toplamda 12 adet görsel oluşturacak. Mavi için, yeşil için bir görsel oluşturdu ve sarı için Görsel oluşturdu. Hepsi içinde aynı tarzda ve aynı stilde seçmiş olduğum stile uygun bir şekilde farklı farklı görseli oluşturdu arkadaşlar. Bu özellikle arkadaşlar gerçekten çok çok fazla şeyler geliştirilebilir. Ben size en basit en yalın şekliyle sadece mantığını anlatmaya çalıştım. Photoshop 2025'e gelen özelliklerle alakalı anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar sizlere. İlerleyen süreçlerde yeni bir gelen özellik olursa sizlere hızlı bir şekilde anlatmaya çalışırım. Siz bu yeni gelen özelliklerle alakalı neler düşünüyorsunuz? Test ettiğiniz özellikler varsa yorumlar kısmınıza yazarsanız sevinirim. Umarım faydalı bir içerik olmuştur arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi hiçbir eğitimimiz oradayız. Sadece vakit ayırmanız yeterli. İyi seyirler, iyi öğrenmeler. Bir sonraki içeriğimizde görüşürüz.